Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir günde, yine Perşembe günü Şenay Çetin'le Bir Nefes programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm anne babaları ekranları başına bekliyorum. Çünkü bugün sizler için bir program hazırladım. Bu program bittiğinde sizin artık anne baba olarak aklınızda sünnetle ilgili herhangi bir soru işareti kalmayacak. O yüzden bu haftaki konuğum değerli hocamız, sayın üroloji uzmanı, operatör doktor Mustafa Eralp Bey. Hoş geldiniz Mustafa. Hoş bulduk. Sayın hocam, öncelikle bizim anne babalarımız çok merak ederler bu sünnet konusunu. Sizi bir tanıyalım, ondan sonra da sünneti konuşmaya tabii başlayalım. Ben 30 yıllık doktorum, üroloji uzmanıyım. En son 3 yıl başhekimlik görevimi tamamladıktan sonra özel olarak Mavişehir Park Yaşam Ofislerinde muayenehane açtım. Halen orada hizmete devam ediyorum. Ne güzel. Şimdi hocam, sünnet bizim bir dinen yaptırdığımız erkek çocuklarımıza bir işlem. Herkese yapalım mı? Sünnet nedir? Bunun tarihi ne zamana dayanır? Bize biraz bahseder misiniz? Sünnet tabii ki sünnet derisinin kesilmesi olayı olarak açıklayabiliriz. Tarihsel anlamda da aslında binlerce yıldır dünyanın birçok ülkesinde yapıla gelen bir geleneksel bir işlemdir diyebiliriz. Aslında sünnetin hastalıktan koruyucu amacıyla arttığı dönemler 1900'lü yıllardır. Hatta şunu söyleyebilirim, Amerika'da pediatrik cerrahi olarak en fazla yapılan işlem olarak tanımlanmıştır. 1990'lı yıllarda da Amerika'da yapılan istatistiksel çalışmalarda yeni doğan çocuklarda %60'ın üzerinde, tüm çocuk popülasyonunda da %80'e yakın oranda sünnet yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilmiş. Yani sadece bizim ülkemizde has ya da Müslümanlara has bir şey değil. Diğer bölgelerde var, tabii ki. Yapılabiliyor. Peki sünneti herkese yapabilir miyiz hocam? Yani bunun bir endikasyonu var mı cerrahi açıdan? Yoksa her isteyen anne babanın evladına sünnet yapılır mı? Aslında tabii dini olarak herkes sünnet yaptırmak istiyor ve yapıyoruz da. Ama tıbbi endikasyon olarak en fazla sünneti önerdiğimiz ve yapılması gerektiğini savunduğumuz konu bu sünnet derisiyle ilgili yapışıklıklar, iltihap gibi durumlardır. Bu tür durumlarda endikasyon olarak ilk sırada sünnet yapılmasını savunuyoruz. Yani hani zamanı gelmese de anne baba istemeden daha tabii, erken yapışıklık sünnet varsa, iltihap varsa yapılması gerekir. Peki sünnetin yararları nedir hocam? Sünnetin yararları, biraz önce de söylediğimiz gibi, sünnet derisiyle olan bu yapışıklık, iltihap gibi problemlerin yok edilmesi. Bir de yapılan araştırmalarda sünnet olan çocukların ileride penis kanserine hemen hemen hiç yakalanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkların çok az görüldüğü saptanmıştır. Bir diğer faydası da özellikle yeni doğan çocuklarda görülmek üzere diğer çocuklarda da görülen idrar yolu iltihapları 10 kattan daha fazla azalmaktadır. Azalıyor. Peki bu o sünnet derisinin etrafında biriken bakterilerden kaynaklı bir şey mi? Tabii ki sünnet derisinin etrafındaki biriken bakteriler penise de sirayet edebilir. Sayın hocam, herhalde size de en çok sorulan sorulardan biridir diye düşünüyorum. Çünkü halk arasında en sık rastlanan, hani hangi yaşta yapalım bu sünneti? Evet. Doğunca mı yapalım, işte şu kadar aylıkken mi yapalım, yok büyüyünce mi yapalım? Sizin için bunun bir yaşı var mıdır usulüne uygun şekilde? Evet, bu bize de çok sorulan bir soru. Aslında sünnetin en ideal yaşı 2 yaş altı, 6 yaş üstüdür. Ama 2-6 yaş arasında sünnet yapılmaz diye bir kural yoktur. Bu dönemdeki çocuklarda psikolojik travma oluşacağı için yapılan araştırmalarda ileride sekel bırakabileceği savunularak genel anestezi altında yapılması önerilmektedir. Ama en ideal sünnet yaşı nedir denirse, çocuk doğduktan sonraki ilk bir aydır. En ideal sünnet yaşı ilk bir aydır. Yani genellikle herhalde doğduktan sonra. Doğduktan sonraki bir aydır. Ama bunun dışında her yaşta sünnet yapılabilir. 2-6 yaş arasında çocuğun psikolojik travmasını engellemek amacıyla genel anesteziyle yapılması savunulur.
Peki. Hocam şimdi halk arasında çok böyle bitik deniriz eskilerden. Evet. O penis başındaki yapışıklıklardan. Bu durum nedir? Hani o hastalar ondan çok rahatsız oluyorlar, anne babalarda özellikle. Yapışıklık doğan çocukların aslında %96-97'sinde vardır. Hı hı. Bu 6. ayda %20'ye, 3 yaşında da %90'a düşer. Hı hı. Ergenlikte tamamen yok olan bir şeydir. Ama bu yapışıklıklar bazen artarak çocuğun idrar yapmasını engelleyecek duruma gelebilir. Buna mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Peki bu sünnet öncesi hani çocuklar muayene oluyor mu, yapılmaya uygun mudur? Bazen hani sünnetli doğdu derler. Hani onlara da öyle bir işlem yapıyor muyuz? O tür çocukların aslında sünnetlerini ertelemek gerekir. Hı hı. Çünkü bu peygamber sünneti, yani yarım sünnetli çocuklarda bazı penisin anomalileri dediğimiz idrar deliğinin farklı yerlerde olduğu durumlar vardır. Öyle durumlarda sünnet bu bozukluk tamir edildikten sonra yedek doku olarak kullanılabileceği için sünnet derisi ertelenmelidir. Ertelenir. Ha, onun evet. Önce başka bir cerrahisi mutlaka, yapılıyor. Tabii ki. Tabii ki. O cerrahi bitince sünnet derisi lazım olabileceği için o cerrahi işlem sırasında mutlaka ertelenmelidir. Bu zaten sünnet öncesi değerlendirmemizin sebebi çocukları ayrıntılı muayene ile bu tür durumları önceden saptayabilmek içindir. Peki. Sünnetin herhangi bir kontraindikasyonu var mı hocam? Tabii ki sünnette aslında biraz önce bahsettiğimiz penis anomalileri, yani idrar deliğinin normal olması gereken yerin başka yerde olması, hipospadias, epispadias diye adlandırırız bunu. Bu tür durumlarda sünnet kesinlikle yapılmamalıdır. Problem çözüldükten sonra yapılmalıdır. Tabii ki bunun dışında çocukta kanama problemleri varsa düzeltilmelidir. Bazı enfeksiyon durumlarında enfeksiyonun geçmesi beklenmelidir. Yeni doğanlarda özellikle çocuğun vücut gelişimine tamamlanması beklenmelidir. Pekala. Siz hangi yöntemle sünnet yapıyorsunuz? Şimdi birçok yöntem çıktı. Hani bir normal işte bazen artık evlerde de yapılıyordu eski zamanlarda. Evet. Hani o sünnet yöntemi mi halen geçerli, yoksa bir başka lazerli değişik yöntemler çıkmış, onlarla mı daha uygun? Aslında tabii sünnetli lazer diye bir şey pek uygulanan bir durum değildir. Lazer denilen olay aslında koterle, ısı koteriyle kesilen sünnetlerde bazen lazer terimi kullanılmaktadır. İki türlü sünnet var diyebiliriz genel anlamda. Hı-hı. Halk arasında da çok sorulan sorudur bize. Dikişli mi yapıyorsunuz, dikişsiz mi diye. Şimdi dikişsiz sünnet denilen olay aslında aparatla, çan şeklindeki bir aparatla penis başına geçirilip sünnet derisinin bu çanın etrafından kesilip 3 gün sonra da o çanın çıkartılmasıdır. Çok uyguladığımız yöntem değil bu bizim, ama uyguladığımız yöntem nedir denirse tabii ki cerrahi yöntemlerdir. Bu da kısaca makasla veya bistüriyle sünnet derisini kestikten sonra kanama kontrolünü yapıp eriyebilen dikiş iplikleriyle o bölgeyi dikmektir. Yapılan cerrahi işlem budur ve savunduğumuz da budur. Yani daha çok klasik bir klasik yöntem. Klasik cerrahi yöntemleri. Evet. Ama doğrusu artık odur. Herhalde bir bu dikildikten sonra dikiş alınması falan olmuyor. Olmuyor onlar. Çünkü eriyebilen materyal kullanılıyor. Peki sünnet öncesi hastaların ya da anne babalar neler yapmaları lazım? İşte tabii şimdi sünnet öncesinde aslında atlanan bir şey bu. Çok sık başımıza gelen bir durum. Genelde aileler gelmek istemiyor, kontrol istemiyorlar, ama mutlaka çocuğun ayrıntılı bir muayenesinin yapılması lazım. Ve aileye de bu konu hakkında bilgi verip stresini azaltmak lazım. Hatta çocuk eğer iletişime açık yaştaysa çocukla empati kurmak çok önemli. Bu hem çocuğun hem ailenin stresini azaltması açısından memnuniyet verici bir durum oluyor. Sayın hocam, şimdi basit bir cerrahi işlem gibi görülen ama evlerde hani sünnetçi diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından yapılan bu cerrahi işlemin mutlaka cerrahi sonrası her işlem gibi bu komplikasyonu olacaktır. Var mıdır, sık görür müsünüz bu komplikasyonları? Tabii ki. Komplikasyonlar aslında eğil ellerde yapılan sünnetlerde daha azdır. Hı hı. Bu genel olarak %2 ile %5 arasında değişir. Hı hı. En fazla gördüğümüz komplikasyon kanamadır. Bunun dışında tabii eksik veya fazla kesme olabilir. Hı hı. Penis yaralanmaları olabilir. Geç dönemde de enfeksiyon,
cilt köprüleri, hatta idrarı yapamama gibi problemler olabilir. Olabilir. Peki bu işlemler evde yapıldığı zaman sıkıntı olmaz mı? Böyle kanama, hani herhangi bir çocuğun kanama profiline bakmadan bu işlemleri yapmak? Tabii ki. Uygun ortamda yapılmayan sünnetlerde hem enfeksiyon riski yüksektir. Çünkü uygun temizlik sağlanamadığı evet. için hem de komplikasyon oranı çok daha yüksektir. Peki. Şimdi hasta sünnet oldu çocuk. O gün eve gönderiyor muyuz? Hastanede yatıyorlar mı? Hani bunu sonrasında anneler babalar evde bakabiliyor mu? Tabii ki sünnet olur olmaz. Hemen 5-10 dakika içinde bile evine gönderebiliriz. Çünkü eskiden yapılan sünnetlerde kanama kontrolü olmadığı için pansuman kanama kontrolü olarak da kullanılırdı. Hı hı. Şimdiki sünnetlerde kanama kontrolü iyi yapıldığı için pansuman yapmıyoruz. Tabii bunun çocuğa yararı, her pansuman aslında çocuk için ayrı bir travmadır. Evet. Sadece kesi hattına antibiyotikli krem sürüp 2-3 gün sonra bu kremin sürülmesine de gerek olmadığını izah edip bebekse bezini kapatıp büyük çocuksa da sünnet kilodu giydirip evine gönderiyoruz. Hatta 2-3 gün sonra banyo yapabileceğini de söylüyoruz. Aa, evet, onu soracaktım hemen. Evet. 2-3 gün sonra banyosunu yapabilir. Evet. Peki. Şimdi Sayın Hocam, bizim ülkemizde sünnete sosyal kültürel bakış nasıldır? Sizce insanlar sünnet olmalı mı, olmamalı mı? Sünnetin aslında tören kısmına verdiğimiz değer tıbbi ve psikolojik kısmına da verilmelidir. Evet. Ama ülkemizde bu konuda iyi atılmış adımlar vardır. Hı hı. Şimdi yeni çıkan yasayla sünnetin sadece doktorlar tarafından yapılması kabul edilmiştir. Hı hı. Bu iyi bir adımdır. Evet. İyiye gittiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Yani artık bu evlerde, düğün salonlarında sünnetler yapılmamalı yani. Ve hatta ehil olmayan kişilerin bu yasayla da sünnet yapmaması sağlanmaktadır. Sağlanmaktadır. Pekala. Peki normalde özellikle yabancı kişiler sünnet olmamasıyla olan kişi arasında çok böyle sıkıntı var mı? Büyük yaşta evlilik durumlarında herhangi bir problem sünnet yaşarlar mı? Her yaşta yapılabilir. Ancak erken yapılan sünnetlerin daha önce saydığımız yararlar açısından dezavantajı olabilir. Olabilir. Ne kadar erken yapılırsa sünnetin yararı o kadar fazla fazladır. Olur. Siz hani sünnet olunması taraftarsınız. Olunması taraftarıyım. Olur. Tabii ki. Pekala. Tabii ki. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Değerli bilgileriniz için. Programımıza konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Sevgili anne babalar, Şenay Çitim'le Bir Nefes programında bugün sizler için sünneti konuştuk. Değerli küçük erkek evlatlarımızın sünnet olmasını uygun görüyor Mustafa hocamız. Bunun olmadığı durumlarda enfeksiyon gibi, bazı yapışıklıkların artışması gibi birçok yan etkilerin, kontraindikasyonların olduğundan bahsettik. Ancak lütfen evlerde sünneti artık engellemiş olalım. Mutlaka ehil ellerde çocuklarımızın, evlatlarımızın uygun şartlarda sünnet olmasını olanak sağlayalım. Bir sonraki programda Şenay Çitim'de Bir Nefes programında yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle beraber olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.